Gezici Radar programından herkese merhaba. Gezici Radar programı bu hafta Develi ilçesinin Avlay köyünden sesleniyor sizlere. Kıpız Vadisi yolunu atla devam edeceğiz. Bu konuşan Güllü Kılıç, 11 tane çocuğun annesi. İşe başladın mı, kendini kaptırdın mı gidiyorsun, bakmışsın akşam olmuş. Köyde hayat böyle yani. Az önce de söyledim ama düşüyordum. Evet. Boynuz kulağa geçmiş herhalde, o açıyor. Evet. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim şu anda 2000 metre rakımdayız ve Kıpız Kanyonu'nun belki de en yüksek noktasındayız. Bulunduğumuz yerdeki rüzgardan da anlayacağınız üzere bırakın konuşmayı. Emin olun ayakta bile durmak oldukça güç ama şunu söyleyelim. Buraya çıkmak her ne kadar zor olsa da çıktıktan sonra görmüş olduğumuz manzara, neden buranın bu kadar yüksekte olduğunu ve zorluk derecesine rağmen bütün bu zorluklara değdiğini insanın gözleri önüne seriyor. Şu anda Kıpız Vadimizin zirvesindeyiz. Kızılkaya olarak geçer. Kızılkaya mevkisinde 2000 metre rakımdayız. Evet, olarak. Doğrudur. Peki izleyicilerimize anlatalım, ardımızda görmüş olduğumuz yer. Burayı nasıl tanıtabiliriz? Ya biz Kıpız deriz buraya. Bizim çocukluğumuz buralarda geçti. Arka tarafta yaylamız var. Oralar buralardan daha yüksek. Yani doğa harikası, doğa tutkunu insanları köyümüze bekleriz. Her zaman arkadaşlara anlatmaya çalışırdım köyümüzün güzelliğini, doğa harikası olduğunu. Sizin de sayenizde gösterme fırsatı oldu. Gezici Radar programında emin olun bu köyün güzelliklerine vatandaşlar doya doya varacaklar. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şu anda Kıpız Vadisi'nin başındayız. Kıpız Vadisi bulunduğumuz yerden 16 kilometre kadar içeri giderek doğa severler ve sabah yürüyüşü yapan insanlar için bulunamaz bir nimet konumunda. İşte Kıpız Vadisi bulunduğumuz yerdeki bu akarsudan başlıyor ve içeriye doğru tam 16 kilometre gidiyor. Buranın müdavimleri az evvel kamerayı görünce bizlerden kaçtılar. Tabii ki o güzel sesleriyle kulaklarımızda bir name bırakan güzel kazlar. Kazlar içeri gitti. Biz de biraz sonra peşinden gideceğiz. Fakat içeri girmeden evvel şu suyun soğukluğunu bir de biz deneyimleyelim dedik. İnanın bir çivi kadar, bir demir kadar soğuk bu su üzerinde. Ayakta hareket etmeden 3 saniye bile durmak inanın çok zor. Hafif de bir rüzgar esintisi var. Aslında böylesine sıcak havalarda ve yaz aylarında vatandaşların gelmesi ve görmesi gereken bir yer Kıpız Vadisi. Az önce de söyledim ama düşüyordum. Çivi kadar soğuk bir suyun üzerindeyiz. Siz neler söylemek evet, istersiniz? Evet, bu kadar soğuk olmasının sebebi işte kanyondan gelen yukarıda Kocapınar dediğimiz yer var. Ve Balıklı Pınar dediğimiz pınarlardan gelen sular soğuk olduğu için, mesafede çok uzak olmadığı için şu anda soğuk. Ama aşağıya gittikçe bu sular ılıyor tabii ki. Avlay köyündeki hayvanların yemesi için toplanan patos yığınının üzerindeyiz. Efendim inanın ayakta durmak bile oldukça güç. Yukarı çıkarken biraz tedirgindim ama Murat abi sağ olsun beni biraz rahatlattı. Nasıl ayakta durabileceğimi anlattı önce. Dilimiz döndüğünce de buradan sizlere bu anları aktarmaya çalışacağız. Tabii ki zor bir durum benim için, ilk deneyim. Neler yapıyorsunuz burada, nasıl geçiyor vakit? Hocam öncelikle herkese sevgilerimi sunarım. Şu anda hayvanlarımızın ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz. Bunları patosa veriyoruz. Arpasını alıyoruz. Hayvanlara gürbüz olarak yapıyoruz. Samanını da ayırıyoruz patosumuz. Onu da ayrı olarak kullanıyoruz. Kimi gücünü yettiği balle yapıyor. Kimi makineye yaptırıyor. Kimi böyle patosa veriyor. Böyle hayvanlarımızın şeyini gidermeye şey diyoruz, ihtiyacını. Toprağa ne veriyorsak aynı şefkatle. Toprağa ne veriyorsan aynısını alıyorsun yani. Toprağa verdiğin toprak da sana verir. Yani toprağa bakarsan toprak sana bakar. Böyle yaşamaya devam ediyoruz köyümüzde yani. Peki bu balya yığınlarının üstünde toprakla, hayvanla, köyde nasıl geçiyor vakit? Vallahi vakit çok süper geçiyor. Hemen bir işe başladın mı, kendini kaptırdın mı gidiyorsun, bakmışsın akşam olmuş. Köyde hayat böyle yani. Evet, şu anda Kıpız Vadisi'nin oradayız. Kıpız Vadisi yolunu atla devam edeceğiz. Buraya gelen misafirlere de burada yaşayan halk atlarıyla
destek veriyor. Deyim yerindeyse yörenin ve bölgenin tanıtılması için halk elinden gelen tüm çabayı ve gayreti gösteriyor. Biz de atımızla birlikte Kıpız Vadisi'nde kısa bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Tam 1600 metre akımdayız. Kıpız Kanyonu'na ulaştık. Şöyle hemen şapkamı da çıkartayım, çok rüzgar var uçmasın diye. Efendim atla yürüyerek başlayan yolculuğumuz kısa bir at sürüşüyle devam etti ve patika yoldan geçerek Kıpız Kanyonu'na ulaştık. Ardımda görmüş olduğunuz dağları Kıpız Kanyonu oluşturuyor ve hemen altında da 16 kilometre uzunluğundaki yürüyüşe başladığımız Kıpız Vadisi'ni orada görebilirsiniz. Yanımızda Abdullah Bey var. Kendisi yolculuğumuz boyunca bizlere rehberlik etti. Şimdi Kıpız Kanyonu'nu kendisine soralım. Abdullah Bey, nerede bulunuyoruz? Şu anda biz Avla Mezrası'na bağlı Kıpız Vadisi ile başlayıp şu anda bulunduğumuz yer Kıpız Kanyonu'nun olduğu yer. Burası 16 kilometre uzunluğunda ve iki tarafta Kafa Tepesi ve Kızıltepe dediğimiz alanda bulunmakta bu Kıpız Kanyonu. Kıpız Tepesi'nin rakımı 2000 metre karşılıklı olarak. Buraya bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Burada çok güzel bir yürüyüşle doğa yürüyüşü yapılabilir. Burada ayrıca çam ağaçları karşılıklı olarak vadi içerisinde çam ağaçları bulunmakta. Bizim burada katran dediğimiz köknar diye adlandırılıyor tabii ki. Ardıç ağacı bulunuyor. Burada kışın av yapılır, tavşan avı olur. Burada bizim karacanavar diye adlandırdı. Köylüler karacanavar diye adlandırılır. Fakat bu aslında yaban domuzudur. Çok miktarda yaban domuzu bulunur burada. Bunun haricinde atmaca vardır, kartal vardır, kaya kartalı dediğimiz. Kuzgun denilen bu leşler olduğu zaman da kuzgunlar gelirdi daha önce biz çocukluğumuz dönemimizde büyük kuşlardan. Yani buraya vatandaşlarımızı yürüyüş için doğa harikası yeri görmeleri için çağırıyoruz. Şimdi avla zaten bildiğimiz kadarıyla avla, ismini de avcılıktan. Evet yani avcılıktan aslında yer. Yani avla sonunda yumuşak gel ama burası daha önce yukarıda kulağındır mevki dediğimiz yer var. Oraları aslında keklik avlamak için tuzaklar kurarlarmış. O nedenle buraya avlanılan yer, avlak yeri diye yani o nedenle bu avlaya dönüşmüş. Şu anda avla diye adlandırılmakta. Az evvel siz de belirttiniz ama ben bir kez de izleyicilerimin duyması için yeniden size tekrar ettirmek istiyorum. Burası güneş almayan bir bölge dediniz. Şöyle bu aşağıda gördüğümüz yani aşağı tarafta gördüğümüz yerde iki kaya aralığında bulunan Karagöl mevkii var. Orası çok dar alan olduğu için içerisinden İkiz Deresi dediğimiz dere akıyor ama güneş görmüyor. Biz çocukken oradan geçmeye çok korkardık eskiden. Evet, Nurgün ablamız ve Fikri ablamızla birlikte leziz köy ekmeğini burada birlikte yapıyoruz diyelim. Ben de az önce çevirdim, gördünüz elim hamura dokundu. Nurgün abla, nasıl yapılıyor bu lezzetin sırrı, nerede? Lezzet sırrı içinde oluyor, elimizde oluyor. Ekmeğimizi yapıyoruz. İçinde patates var, peynir var, soğan, biber, maydanoz. Bunları karıştırıyoruz, katıyoruz. Evet, evet, karıştırıyoruz. Ekmek mi çıkıyor? Evet, aynen öyle. Ne kadar zamandır yapıyorsunuz? Hep böyle hani köyde sürekli yapılan sürekli her mı? Sabah yapılıyor. Sürekli yapıyoruz biz bunu. Genellikle sabahlar mesela çayımızın yanında, kahvaltımızın yanında bunu yapıyoruz. Siz açıyorsunuz, siz çeviriyorsunuz. Ben de çeviriyorum, pişiriyorum. Kardeş ben ablayım, bu küçük kız kardeşim. Evet. Boynuz kulağa geçmiş herhalde, o açıyor. Evet. O küçük olduğu için ona devrettim. O atsın diye. Artık emekli oldunuz herhalde. Evet. Burada annemizin babamızın evi olduğu için biz yardıma geldik yani. Ama maşallah oldukça hamarat, oldukça beceriklisiniz. 5 dakikada sofra kuruldu, soba yandı, ekmekler pişiyor. Biraz sonra da yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi ekmeklerimiz pişti. Yemeğe hazır hemen. Fikriye ablamdan rica ettim, bir tane ekmeğin tadına bakacağım. Şöyle mikrofonumu kucağıma alayım. Lezzetli, taze, sıcak köy ekmeği. İşte görüyorsunuz, küçük bir parça böldüm. Musa, seni bu tarafa alabilir miyim? Şu ekmeği sana vereceğim. Evet, bu defa önce ben yemeden arkadaşlarıma ikram edeyim. Çünkü diyorlar ki hep kameranın önündesin. Abi yiyorsun, biz burada ne yiyeceğiz diye. Nazara da şöyle ikram edeyim. Nazara da ekmeği ikram edeyim. Görüyorsunuz önce ekip arkadaşlarım, sonra da ben ekmeğin tadına bakacağız efendim. Sıcak sıcak, daha henüz ocağın üstünden yeni indi. İnanın dumanı tütüyor. Yediğim en lezzetli köy ekmeklerinden bir tanesi. Bunu buradan rahatlıkla dile getirebilirim ben. Ellerinize sağlık diyorum. Afiyet olsun.
Avlay Köyü'nde gezintimiz devam ediyor ve işte görmüş olduğunuz gibi belki de benim en sevdiğim yerdeyiz. Nerede miyiz? Tabii ki ağaçlardan da anlayabileceğiniz üzere efendim meyve bahçesindeyiz. Bahri Bey'in meyve bahçesindeyiz. Hemen yanımızda da en az elmalar kadar lezzetli vişneler var. Biraz sonra tadına bakacağız ama hemen öncesinde Bahri Bey'e bir mikrofon uzatalım bakalım bizlere neler söyleyecek. Evet, biz bu bahçeyi kuralı aşağı yukarı 7-8 yıl oldu. Daha önceleri sırf kendimizin tüketmesi için düşünmüştük. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için. Ağaçlar büyüyünce tabii işin biraz da ticari yönüne de bakmaya başladık işin açıkçası. Bu şeyde de Rabbim verdikçe biz de aynı zamanda konuya komşuya bir kısmını da sataraktan kendi masraflarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu şekilde idare edip gidiyoruz. Peki Bahri Bey, elmalar lezzetli ama henüz olmadı. Malum yemek yedik ama biraz üstüne tatlı niyetiyle belki bir vişnenizi tadalım diyeceğim ben. Kameraman arkadaşlarıma da ben önce kameraman arkadaşlarıma ikram edeyim. Sonra da ben yiyeyim isterseniz. Şöyle dalından efendim gördüğünüz gibi kırmızı vişnelerimizi kopartıyoruz. Lezzetli gözüküyor ama bu sefer tatma hakkını önce Musa'ya ve Nazar'a bırakayım. Ben de hemen teşekkür ederim işte. Böyle insan insanı düşünürse değmeyin keyfe. Çok güzel bir program olur. Efendim Gezici Radar tüm hızıyla devam ediyor. Gezici Radar programı bu hafta Develi'nin Avlağa Köyü'ndeydi. Avlağa Köyü'nün misafirperver insanların evlerine konuk olduk. Vadilerinde, kanyonlarında yürüdük ve Avlağa Köyü'nde ata binerek güzel bir yolculuk yaptık. Avlağa Köyü'nde Paşa Kılıç'ın evine misafir olduk ve Güllü teyzemize de programımızı kapatıyoruz. Hoşça kalın, Gezici Radar'la kalın. Güllü teyze, son söz senin. Ben de yavrum, ben çocuklarıma selam söyleyeceğim. Bak İstanbul'da kızıma, Şırnaşı'da kızı oğluma, Tunceli'de oğluma, Kayseri'de gelinime, kızlarıma, oğlularıma, Develli'de anneleri hepsine selam söylerim. Allah'ıma emanet olsunlar. Allah işlerini rast getirsin. Rusya'da da biri var, ona da selam söylerim. Hepsinin gözlerinden öperim. Bunu bu konuşan Güllü Kılıç, 11 tane çocuğun annesi. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.